Bugün bu güzel çıtır böreğin tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem hafif, hem çıtır, hem tadı da şahane. Bu börek hazır yufka ile fırında yapılıyor ve uzun sürede çıtırlığını saklıyor. Malzemelerimiz hazır yufka. Burada 5 adet aldım. Çünkü pakette böyleydi ama bizim 4 adet yufkaya ihtiyacımız var. Ve şimdi ilk önce içini hazırlıyorum. Burada ıspanak yapraklarını önce ince ince kıyıyorum. Daha sonra yeşil soğanları küçük küçük doğruyorum. Maydanozları da aynı şekilde dallarından ayırıp maydanozumu da küçük küçük kıyıyorum. Şimdi sıra geldi beyaz peynire. Beyaz peyniri de böyle elimle ufalıyorum. Ve şimdi karıştırıyorum. Evet, içi bitmiştir. Bir kenara ayırıyorum. Ve bu arada arasına sürmek için un, yağ, sirke ve tuzu karıştırıyorum. Şimdi yufkalarımı açıyorum. Evet, ilk yufkamın üzerine önce bu karıştırdığım sıvıdan sürüyorum. Yani çok fazlaya gerek yok çünkü yağlı olmayacak, yağsız bir börek olacak aslında. Ve üzerine tekrar ikinci yufkayı yerleştiriyorum ve şimdi kesiyorum. Önce yarısını bölüyorum, sonra yarısının tekrar yarısını yani dörde bölmüş oluyorum. Sonra her dört parçayı tekrar üçe bölüyorum. Yani iki kere kesiyorum, üç parça yapıyorum. Böyle üçgen şeklinde keseceksiniz. Ve şimdi içini en geniş tarafa yerleştiriyorum. Aynı böyle. Ve şimdi rulo yapıyorum. Şimdi bunun içini biraz fazla koymanız gerekiyor. Ve köşesini de suyla yapıştırıyorum. Bu da çok önemli. Çok ince yaparsanız o zaman kuru ve içindeki malzemeyi fazla hissetmiyorsunuz. Bu yüzden de tavsiyem bayağı içinden kalın bir rulo yapacaksınız. Çok fazla koyacaksınız yani. Sigara böreği gibi ince olmayacak. Kalın bir şekilde yapacaksınız. Ve şimdi üzerine sürmek için yoğurdu biraz sıvı yağ ile karıştırıyorum. Böreklerimin üzerine sürüyorum. Bütün malzemelerin miktarlarını tam olarak videomun altında açıklamada bulabilirsiniz. Ve üzerine de isteğe göre çörek otu veya susam gezdirebilirsiniz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırına orta kısmı sürüyorum. Ve hemen hemen 20-25 dakika benim böreklerim piştiler. Rengine göre çıkaracaksınız. Rengini böyle kızarmış olarak görürseniz börekleriniz pişmiştir. Ve inanın bana bu kadar çabuk bir börek bu kadar lezzetli ve çıtır olur. Ve genelde sigara böreğini aslında çok severim. Fakat sigara böreği tavada yağda kızarıp ancak öyle güzel olduğu için pek tercih etmiyorum. Bana göre yağlı geliyor. Bu börek gerçekten çok hafif, yağı az ama yine de çok çıtır. Çıtırlığını da birkaç gün gerçekten koruyor, kaybetmiyor. Ve çok yaparsanız çok da uzun bir şekilde yani birkaç gün saklayabilirsiniz çıtırını kaybetmeden. Hemen ısıtıp misafirlerinize de sunabilirsiniz. Evet, afiyet olsun.